Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Bugün de akşama doğruya başlıyoruz. Perşembeleri akşama doğru olmuyor demiştik ama zaman zaman biliyorsunuz ekranlarınıza geliyoruz. Bu perşembede yine değerli bir konuğumuz var. Hem de çok önemli bir yerden, Kudüs'ten bir konuğumuz var bugün. Dün de ifade etmiştim. Doktor Usame El Aşgar. Bu arada tabii yayınlarımızda iki tane konuğumuz olduğunu ifade etmiştik. Bu konuda bir de özürümüzün beyanımızı size iletelim. Şeyh Mustafa İbrahim beyefendi mecburen yurt dışına çıkması gerekmiş. Onun için ne yazık ki programımıza katılamadı ama Doktor Usame El Aşgar beyefendi şu anda İslam tarihi uzmanı ve Kudüs tarihçisi. Şu anda stüdyomuzda kendisiyle programı konuşacağız. Bize tercüman Salih Zeki Keş hocam yardımcı olacak. Ekranlarda mutlaka tanıyorsunuz. Zaman zaman eski günlerde de programlarda Salih Zeki hocamdan destek alıyorduk. Yine destek alacağız ve birlikte konuşacağız. Öncelikle tabii ki Doktor Usame El Aşgar hocama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. İletebilirseniz de memnun olurum. Buyurunuz. Evvelen nebda bismillah. Nefevekel alallah. Ve nekul ehlen ve sehlen ve nurahibu bike bi tahiyyeti selam. Hayyakumullah ve ana sa'idun cidden bi hazihi ziyara li Konya ve an akuna fi hazihi l-kana alleti tumessil vejeh hazihi l-medine l-cemil. Ben öncelikle Konya'da bulunmaktan, akabinde de bu kanalda, güzel kanalda bulunmaktan ötürü şükranlarımı arz etmek istiyorum. Tabii ki kendilerine teşekkür ediyorum. Her konuda rahatça konuşabiliriz dedi. Bunu da kendilerine iletebilirseniz yine memnun olurum. Harutakabili galil kult, mümkün netkellem fi kulil mavadi, fi kulil anavin. Al-akhil mudi yukaddim kabulehu ve يقول اهلا وسهلا يا سيدي ونحن سعداء جدا بهذا الامر. Şimdi hocama ilk sorumuz şu. Yani bir Gazze ile başlamak istiyorum müsaadeniz olursa. Gazze çok ciddi problemler yaşanan bir noktada şu anda ve bizim de gönlümüzü parçalayan bütün insanlığı aslında etkiliyor ama biz de tabii aynı zamanda Müslümanız, aynı zamanda kardeşlerimize yapılan bir zulüm var. Bize Gazze'yi bir anlatabilir mi? Şu anda Gazze'de ne oluyor Salih Hocam? Ondan sonra da diğer ayrıntılara gidelim ama önce bir Gazze'yi konuşalım. Ondan sonra Kudüs'e geçelim istiyorum. Üstadi, evvelen nuriddan nebde bi Gazze. Hunaka ahdas ve hunaka harb fi Gazze. ونحن إخوان. بزي بفوتوغراف نجيك يبلرسة يعني. ويعني حاليا نرجو أن نبدأ كلامنا بتصوير الصورة عموما في غزة في الوقت الراهن. هناك مشهدان رئيسيان في داخل قطاع غزة. المشهد الأول مشهد المقاومة والمشهد الثاني هو مشهد المعاناة. Şimdi Gazze'nin fotoğrafını çektiğimizde İki sahne var öne çıkan. Bu sahnelerden birisi direniş, saldırılara karşı ortaya konan direniş. Bir diğeri ise yokluğun, efendim mahrumiyetin doğurduğu sıkıntılar. İki tablo, iki sahne karşımızda. İkisi de acı var yani. Evet, direniş ve direnişle birlikte yokluk ve sefalet. Meşhedül mukavama meşhedun muşerrifun cidden. وتثبت فيه المقاومة أنها قادرة على هزيمة إسرائيل وكل يوم تبدع إبداعا جديدا في التفنن في مواجهة المحتل وفي مقاتلته. Direniş cephesinden başlayacak olursak insana onur veren şerefli bir direnişle karşı karşıyayız. Yani bugün direniş her geçen gün daha çok ustalaşmakta, kendisini daha iyi nasıl koruyacağını öğrenmekte ve İsrail'i hezimete uğratacak, ona yenilgiyi tattıracak güçlü, onurlu bir direnişle karşı karşıyayız. في المشهد الآخر نجد أن إسرائيل عندما عجزت عن مواجهة المقاومة وعن منعها من التمدد والانتشار فإنها صبت جام غضبها على المواطنين الأبرياء المدنيين وقامت بأكبر عملية تدمير في داخل قطاع غزة وأكبر عمليات مذابح ومجازر في تاريخ القضية الفلسطينية.
Öte yandan ikinci sahneye bakacak olursak, ikinci sahnede de şunu görüyoruz. Bir tarafta direniş var. Bir tarafta direniş var, öte yanda da onurlu bir direniş var. Evet. Sıkıntı var. O sıkıntının kaynağı şu. Siyonist İsrail güçleri direnişi aşamayınca, direnişi geçemeyince masum, suçsuz, herhangi bir efendim savunma imkanına sahip olmayan sivil insanları, sivil yerleşim birimlerini efendim bombaladı. Sivil insanların hayatlarına kastetti ve böylece direnişe kendince adım attırmak, geri adım attırmak ve direnişi kırmak istedi. Yani bu ikinci tablo dediğimiz, ikinci sahne dediğimiz tablonun oluşmasında temel faktör Filistin davasında, Filistin efendim tarihinde şu ana kadar benzeri görülmemiş bir yıkım başlattı İsrail. Evet. Şimdi tabii bu bir tarafta direniş var, bir tarafta da acı var, hüzün var ve ne yazık ki hepimizi de etkileyen bir hüzün. Tabii biz burada şunu merak ediyoruz. Gazze nereye gidiyor? Yani Gazze'de İsrail'in mesela hedefi ne olarak görüyorlar veya o insanlar orada ne yapacaklar? Çünkü duyduğumuza göre 2,5 milyon insan var orada. İrtibatları var mı mesela? O insanlar ne yapıyor şu anda? Bir soru yani Gazze ile aynı tezhep ve el ihtilal mada yurid ve el mesir yani el İsrail'in ne yapmaya çalıştığını da soralım. İsrail mada turid an tuhavil ma agradu sahayina. والسؤال الذي ينبغي أن يكون ما الذي تريده المقاومة الفلسطينية لأن إسرائيل الآن هي ترد على الفعل الذي قامت به المقاومة يعني aslında bu soruyu ben şöyle sormak lazım diye düşünüyorum yani direniş ne yapmak istiyor? Direnişin aslında şöyle ikisini de konuşalım. Evet. Hem onlar hem onlar ne yapmaya çalışıyor? Nereye varacak? Çünkü direniş o toprakların sahibi ve direnişin ne istediği de belli zaten malum bu. Karşısındaki işgalciler efendime söyleyeyim işgalci konumunda direniş ne yapıyor? Ne yapmak istiyor? Bu soruyu aslında sormak lazım. الآن نحن عندنا أربعة أسباب رئيسية دفعت إلى قيام هذه المعركة. Bizim dört ana nedenimiz var. Yani bu savaşın ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde temel faktör dediğimiz dört ana sebebimiz var. Bunları sayacağım. أولاً صارت عندنا معلومات أكيدة بأن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل تريد استهداف المسجد الأقصى وهدمه. Birinci sebep şu, bizim kesin bilgimiz var, ulaştığımız teyit edilmiş bilgiler var elimizde. Siyonist işgalci rejim Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve ortadan kaldırmak istiyor. Usta teyit edilmiş bilgilere sahibiz. Hacm el-ma'lumat allati wasalatna min taraf el-ihtilal kanat kabira jiddan bihayth asbahna mutaakkidin an qadiyyat hadm el-Mescid el-Aksa asbahat mes'alat waqt. Elimize ulaşan bilgiler o kadar güçlü ki işgalci güçler tarafından bize ulaşan bilgiler. Yani biz işgalci güçlere Mescid-i Aksa'yı yıkmak istedikleri hususunda hiç kuşku duymuyoruz. Ve işte şu an içinde bulunduğumuz an itibariyle meselenin merkezini de bu teşkil etmekte. Mescid-i Aksa tehdit altında. السبب الثاني أن الإسرائيليين قد أعدوا خطة كاملة لاجتياح قطاع غزة وضرب المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بشكل كامل هذه المعلومات أصبحت كثيرة جدا بل إنهم حددوا موعدا لها بعد الأعياد اسمه أعياد الحانوكا بعشرة أيام لكي تبدأ معركة كبيرة في قطاع غزة ثم الضفة الغربية فقررت المقاومة أن تستبق هذه المعركة التي تريد أن تفرضها إسرائيل İkinci sebep de şu, bu savaşın yaşanmasındaki dört sebepten ikincisi şu, birincisi Mescid-i Aksa'nın tehdit altında oluşu ve yıkılması planlarının olması, yine işgal güçlerinden edinilen istihbarat sonrasında ulaşılan bilgi o ki, işgal güçleri Hanukka bayramı diye adlandırdıkları bayramdan 10 gün gibi kısa bir süre sonra Gazze'ye saldırma, sadece Gazze'ye saldırıp işgal etme değil, beraberinde Batı Şeria'ya da saldırma planları, projeleri vardı.
Bu direniş tarafından bu istihbarat ele geçirildi ve onlardan önce davranıp saldırıya davranıp onların yapacağı saldırının önüne geçirmeye çalışıldı. Zaten sebebi الثالث كان موضوع الأسرى. عندنا 7000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال. Üçüncü mesele de esirler konusu. Şu an İsrail hapishanelerinde 7000 Filistinli esirimiz var. أكثرهم محكوم عليهم بالمؤبد. Onların çoğunluğu da müebbet hapse mahkum olmuş durumda. وهؤلاء هم القادة هم السادة عندنا وليسوا رجالا عاديين هؤلاء قادتنا ولا مجال للإفراج عنهم نهائيا لأن جميع مفاوضات السلام التي تقرر عادة الإفراج عن المعتقلين إسرائيل لا تنفذها فبالتالي كان علينا أن نبحث عن طريقة لفك أسرهم وإطلاق سراحهم. Esirlerle ilgili şöyle bir detay da var. Şu an İsrail hapishanelerinde mahpus olan esirlerin içinde direnişin öncüsü, önderi, lideri diye tanımlayabileceğimiz pek çok insan var. Bu insanlar sıradan insanlar değil. Direniş dediğimiz Hamas mı bu arada? El-Mukavvama kastuka Hamas. Hamas ve aydan yujad min el-fasail ukhra hareketi cihadil İslami ve hareket Feth aydan. Yani İslami cihat, Fetih diye sıralayabileceğimiz Fetih, Hamas dışında da. Üç tane örgütün efendim üzerinde ittifak ettiği şey. Yani orada mahpusları var. Ve bu mahpuslar içerisinde de öncüler, önderler var. Ve biz İsrail'de yapılan barış görüşmelerinde esirlerin serbest bırakılması hususunda İsrail hiçbir zaman yanaşmadı. Buna yanaşmıyor. Biz ne zamana kadar onları İsrail'in elinde mahkum tutacağız? Zira bunların pek çoğu özellikle lider kadrosu müebbet hapis cezasına çarptırılmış durumdalar. Zaten suçların da olması gerekiyor. Sebep-i rabi' nahnu fi qita'i Gazze nata'arrad li hisar khaniq munzu 17 aman. Dördüncü sebep de şu. Dördüncü sebep biz 17 yıldır Gazze'de bir kuşatma, bir ambargo altındayız. Ve khudna arba'at hurub min ajl fak hada al hisar. Khudna dakhalna fi arba'at hurub fi am 2008 2009 am 2014 am 2021 hatta nafuk al hisar an qita'i Gazze. Lakin lam tasluh ve lam tuflih ay tariqa la bil harb ve la bis silm li fak al hisar an qita'i Gazze ve nas lam ta'ud tahtamil وأصبح الفقر شديدا ولا يوجد أي مخرج من هذا الحصار. Gazze'nin karşı karşıya kalmış olduğu bu uzun süredir devam eden ambargonun ortadan kaldırılması, Filistin'in yaşamış olduğu bu işgalin ortadan kaldırılması için biz şu ana kadar tarihimizde 4 savaş verdik. 4 kere bunun mücadelesine giriştik. İnsanların artık Gazze'de yaşayan insanların karşı karşıya kaldıkları, maruz kaldıkları bu sıkıntılara tahammül imkanları kalmadı. Tahammül güçleri kalmadı. Nereye kadar buna sabredeceklerdi? العملية التي صارت يوم 7 أكتوبر كانت عملية استراتيجية ضخمة جدا لم تتوقعها إسرائيل. 7 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon gerçekten büyük bir operasyondu ve işgalci İsrail'in asla düşünmediği, düşünemeyeceği, tahayyül edemeyeceği boyutlar olan büyük bir operasyondu. ولأن هذه العملية أكدت مسألة كان الجميع لا يضعها في الاعتبار وهي أن إسرائيل دائما كانوا يقولون لنا إنها لا تهزم أبدا فأكدت لنا هذه المعركة أن إسرائيل قابلة للهزيمة. Bu operasyonun 7 Ekim operasyonlarının ortaya çıkardığı bir sonuç var. 7 Ekim tarihine kadar insanların İsrail'le ilgili olarak zihinlerinde şöyle bir algı vardı. İsrail asla yenilmesi kabil olmayan, yenilmesi mümkün olmayan bir devlettir. Toprağına girilemiyor. Girilemez, asla devrilemez şeklinde bir algı vardı, bir inanç vardı. İşte 7 Ekim'den bu yana bu algı ortadan kalktı ve dünya, kamuoyu İsrail'in yenilebilecek bir devlet olduğunu gördü. İsrail lem tetekhayyal abadan an tusab yom 7 Oktober bi hadihil hazime el kebira ala yed haraka sagira ve leyse min ceyş. İsrail bunun karşı karşıya kaldığı saldırının, operasyonun büyük bir ordu eliyle değil de küçük bir askeri birlik, küçük bir grup eliyle kendisine ulaşacağını aklının ucundan bile geçirmiyor. فأصيبت بحالة من اللاوعي وعدم القدرة على التفكير الاستراتيجي والسياسي. İşte bunun doğurduğu şaşkınlık sebebiyle tabiri caizse apıştı.
yani bir stratejik şaşırdı, hamle ortaya koyamadı, ne yapacağını bilemedi bunun karşısında. فحددت لنفسها اهدافا غير قابله للتحقيق. Yani gerçekleştirilmesi mümkün olmayan hedefler belirledi yedekinden sonra. فذهبوا يقتلون ويدمرون وليس عندهم هدف واحد. Yani gittikleri, saldırdıkları, yıktıkları, efendim viran ettikleri adreslere bakın. İçlerinde bir tane askeri hedef yokmuş, hedef askeri. ليس لهم هدف عسكري. ليس عندهم لان الناس موجودون تحت الارض. Okullar yıkıyor. Çünkü insanlar yerin altında. المقاومه تحت الارض موجود. Yani direniş yerin altında. İşgalci güçlerin vurdukları yerler yerin üstündeki sivil birimler. ليس عند المقاومه قواعد عسكريه وليس عندها مقرات وليس عندها اشخاص معروف انهم يسكنون في هذا المكان. لا توجد اي معلومات عند العدو. Yani ne askeri üs vardı vurdukları yerde, ne karargah vardı, ne direnişin öncüleri vardı. Önceden bilinen işte parmakla gösterecek, bakın burada şu mahallede şu mekanda bu insan yaşıyor denilebilecek bir belirlenmiş bir hedef yoktu yani. فَقَرَّرَ أَنْ يُعَاقِبْ أَهَالِ هَؤُلَاءِ الْمُجَاهِدِينَ وَلِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ احْتَضَنُوا هَذِهِ الْمُقَاوَمَةَ وَهُمُ الَّذِينَ أَيَّدُوهَا وَهُمُ الَّذِينَ رَبُّوهَا وَلَيْسَ مُعَاقَبَتَهُمْ وَتَأْدِيبَهُمْ وَقَتْلَهُمْ فَحَسْبُ وَإِنَّمَا أَيْضًا تَهْجِيرَهُمْ مِنْ قِطَاعِ غَزَّةِ كُلِّهِ. İşte İsrail şunu yaptı, bu sivil yerleşim birimlerini vurdu. Vurduğu birimlerde oturan halk, sivil halktı ve direnişi yetiştiren insanların yaşadığı yerlerdi. İsrail direnişe ulaşamayınca onları yetiştiren, onları terbiye eden aileleriyle onları terbiye etmeye evet. Çalıştı. Zira direnişi doğuran, vurulan sivil güçtü. Mücahitleri, murabıtları onlar yetiştirmişlerdi. El acib enne şe'b el filistini li evvel merre lem yef'al kema fe'ala ecdaduhum qabl. Kan iza semi'u bi meczere vahide kanu yahrucun bi a'dad kebira. Bir de şu vardı, az önceki sözleri onda ilave etmeliyim. Yani bunu yaptı İsrail, vurdu. Direnişi doğuran, direnişi büyüten elleri cezalandırmak istedi. Beraberinde de tehcire zorladı. Yani onları doğdukları, büyüdükleri toprakları terk etmeye zorladı. Ve ma kulta ahiran havle tehcir. Naam. Lakin şe'b filistini fi kıta'i gazze rugman katlil kebir allazi hasala fi ve tedmir kul buyutihi rafada en yahruc min kıta'i gazze. Ancak Gazze'de yaşayan halk yaşamış olduğu yıkıma, yaşamış olduğu, şahit olmuş olduğu bombardımana, tehcire zorlayan, kendilerini tehcire doğdukları ve yaşadıkları toprakları terk etmeye zorlayan bu sıkıntıya karşı topraklarını terk etmediler ve orada sabit kaldı. فَفَشِلَ مَشْرُوعُ التَّهْجِيرِ وَهُوَ أَكْبَرُ الْأَهْدَافِ الَّذِي كَانَ يُفَكِّرْ فِيهَا الْإِسْرَائِيلِيُونَ قَبْلَ 40 سَنَةً. 40 yıldır İsraillerin düşündüğü politika buydu, stratejileri buydu. Yani o bölgenin insanlarını oradan uzaklaştırmak, göçe zorlamak ve Filistinliler topraklarına terk etmeyince evet. İsrail'in o 40 yıldır üzerinde çalışmış olduğu Filistin halkının tehcire, yani doğduğu toprakları, yaşadığı toprakları terk etmesi projesi, stratejisi başarısızlıkla sonuçlandı. Şu an bu strateji çökmüştür. وحتى الآن لم يحققوا أي سيطرة عسكرية في داخل القطاع. يوجد لهم انتشار لكنهم ينسحبون بعد أيام قليلة لأنهم يخافون من عمليات المقاومة التي تأتي إليهم من باطن الأرض. Şu ana kadar Siyonist güçler hiçbir askeri başarı elde edememişlerdir Gazze'nin içerisinde. Zira Gazze'nin içine yayılan askerleri direnişin yer altından çıkıp kendilerini imha edeceği korkusuyla, endişesiyle orada kısa bir süre Gazze'nin içinde, iç bölgelerinde kısa bir süre kaldıktan sonra hemen çekilmeye meyletmiş ve çekilmiştir. وأبشرك يعني أن الآن شو عنده تشكيلدلر مبارد حاليا انسحب فيه لا هو ليس انسحابا هم لا يستطيعون أن يبقوا في مكان واحد نسميه ارتكاز لا يستطيعون أن يرتكزوا لأكثر من ساعة يعني bir yerde bir noktada zaten bir saatten fazla duramıyorlar evet hareketli yani sürekli mobil durumdalar hareketli korkudan رغم أنهم حرقوا الأرض تبشرنا بشيء نعم نبشركم أول شيء لا يستطيع الآن الإسرائيليون أن يقولوا إنهم نجحوا في شيء أولا ben size yani şu müjdeyi vermek isterim. Burada İsrailler biz bu operasyonda, yani Gazze'ye karşı başlattıkları bu savaşta başardık diyemezler. Neden? İzah edeceğim. Avşe lem yestati'u tedmir el mukavama au idafha.
Yani bunlar direnişi, yani işgal güçleri direnişi efendim ne çökertebildiler ne de zayıflatabildiler. Ve ma yezal cismul mukavame bi hayr lennehu mevcud fil enfak tahta al-ard. El an şu anda direniş güçleri tünellerin altında yaşamlarını, varlıklarını sürdürüyorlar. Meşru' tehcir el-filistiniyin ila haric filistin feşile tamamen ve la yumkin en yenjah. Ve yine ifade etmeliyim ki Filistinlilerin topraklarını terk etmeleri projesi de tamamen şu an itibariyle çökmüştür, başarısız. Ve الان بدا العالم كله خاصه الاوروبيين يتحدثون انهم لن يقبلوا بذلك ايضا عندما شاهدوا ان الفلسطينيين لن يخرجوا. الاوروبيون الان الدول الاوروبيه بدات تتحدث انه يجب على اسرائيل ان تكف عن سياسه التهجير لان الفلسطينيين لا يريدون الخروج وهذا الكلام مخالف للقوانين فاصبحت اوروبا نفسها والامريكان يطلبون من اسرائيل عدم الحديث في موضوع تهجير الفلسطينيين. Şu an içinde bulunduğumuz gün itibariyle olayın geldiği nokta şurası. İsrail'in bu biz buna tehcir politikası diyoruz. Yani Filistinlileri evet. Topraklarından göç etmeye zorlayan politika. Bu politika şu an tamamen başarısız da sonuçlanmıştır. Avrupa ülkeleri, hatta Amerika da buna dahil, Filistinlilerin doğdukları, yaşadıkları topraklarını, sahip oldukları mekanları terk etmeyeceklerini gördüler, anladılar. Ve şu an Avrupa'da, Amerika'da bu politikanın sonuç vermeyeceğini gördüğü için İsrail'e baskı yapıyor, çekilmesi ve bu politikayı değiştirmesi hususunda. Evet. Hemşe üstadına. أن إسرائيل الآن تشعر بأنها قد هزمت وهذا أمر خطير جدا عند الإسرائيليين ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن جميع الأعداء أعداء إسرائيل يمكن أن يتجرؤوا عليها لأن هناك جهة قد نجحت في هزيمتها يوم 7 أكتوبر إسرائيل شو أن en çok korktuğu şey şu yenilgisini kabul etmek bundan çok korkuyor ve bunu kabul etmek istemiyor neden? Şayet İsrail yenildiğini kabul ederse ve bunu itiraf ederse kendisine karşı duran güçlerin düşmanları diye tanımlayabileceğimiz mihrakların tamamına cüret ve cesaret vermiş olacak. Yani bütün İsrail düşmanları tamam madem İsrail yenilebiliyorsa fakat radi'l strateji yani. Evet yani madem böyle bu şey doğuracak. Bütün İsrail muhaliflerinin ve düşmanlarının kendilerine karşı cüret ve cesaretini artıracak. Evet. Bu arada sözünü kesmemeye çalışıyorum. Filistinlilerin herkes sesini kesiyor. Biz sesini kesmeyelim TV42'de Konya'da istiyorum. İsrail takta kelamel Filistinliyin ve nahnu la nurid en nakta kelamel Filistin. Ama kesemiyorlar bakın. Lakin la yaktiruna yani أصواتهم يعني. Gerçekten insanlığın onuru bir duruş sergiliyorlar. هذا شرف للإنسانية. هذا الموقف موقف مشرف للإنسانية. Şu söyledikleri bile gerçekten o kadar değerli ki neden? Çünkü bütün dünya Gazze bitti derken Gazze dimdik ayakta diyor. Direnişine devam ediyor diyor. كل العالم يقول غزة انتهت ولكن حسب ما سمعنا من كلام أستاذ أسامة غزة واقفة قائمة على قيد الحياة وتقاوم ولا تزال تقاوم حتى قيام ده duruyor yani hakikaten توجد الان في قطاع غزة وفي فلسطين حاضنة شعبية قوية الحاضنة الشعبية هو المجتمع المقاوم yani şu an çok güçlü bir toplum var Gazze'de Evet. Güçlü bir toplum var. تحاول إسرائيل وتحاول قنوات فضائية معادية كثيرة أن تذهب إلى الشوارع إلى المخيمات إلى الناس المهاجرين المهجرين وتقول لهم لماذا لا تسبون المقاومة التي تسببت لكم في هذا الأمر لن تجد أحدا تسمع منه كلمة إدانة للمقاومة. Şimdi gerek İsrail güçleri gerek batılı medya kuruluşları Gazze sokaklarında özellikle toplanma merkezlerinde, kamplarda efendim insanlarla görüşüyorlar, Gazzelilerle görüşüyorlar, Gazze halkıyla ve onlara şunu soruyorlar. Neden direnişe bir kötü söz söylemiyorsunuz? Neden direniş sizi bu hale düşürdü? Bir sürü insan vefat evet, etti değil mi? Neden buna rağmen siz direniş aleyhinde bir söz söylemiyorsunuz? Onların beklentisi halkın direnişle karşı karşıya gelmesi ama
bunu göremediler şu ana kadar, duyamadılar. Evet. El-mukavme leyset aşarat ve leyset mi'at minen nas. Adedil müntesibin lel-mukavme bi'aşaratil elaf. Yani direniş mensubu, müntesibi olan kalabalıklar, yani onlarca, yüzlerce kişi değil ki, on binlerce insan bu gücün, direniş gücünün içerisinde. El-şa'b huve'l-mukavme ve'l-mukavme hiye'ş-şa'b. Yani direniş halkımızdır, halkımız direniştir. Evet. Şimdi tabii programda hızlı ilerliyor. İslam aleminin tavrını merak ediyorum. Nasıl değerlendiriyor? Yani dünya zaten hani Amerika'dan insanlık dersi veren, bunların hepsini anlatabilecek misiniz bilmiyorum ama Kanada mesela artistleri başkan yapıp dünyaya insanlık dersi, insan hakları dersi veren bir ülke. Amerika her yıl insan hakları bildirgeleri yayınlar. İşte şu ülke şu kadar insan hakkı yiyor, bu kadar insana zarar veriyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İngiltere'si başka, Avrupa'sı başka. Ama gördük ki Gazze'de onların hiçbirisi insana acımıyorlar, merhametleri yok. Tamam, burayı anladık, Batı'yı anlıyoruz. Daha İslam dünyasını nasıl değerlendiriyor? Ama tabii tek ifade ettiğimi iletebilirseniz memnun olabilirim sadece. Yani onlarki mevkif mevkif muhtelife haliyen fil garb ve fil şark fi enhayl alem. Hatta Kanada'yı da söylerseniz memnun olurum. Mesela fi Kanada mesela yani mumethiluhu vagafu indel mukavama ve mesela el fennanun vagafu indel mukavama. وفي أمريكا كمان يعني الشعب في أوروبا وقفوا بموقف شريف بموقف مشرف يعني عند قضية فلسطين مع ذلك كيف ترى كيف تعلق حضرتك موقف الغرب وموقف العالم الإسلامي حول قضية فلسطين الحالية شوف هناك تغير كبير في الرأي العام الغربي Batı kamuoyunda şu anda çok büyük bir değişim yaşandı. Bu hada tagayyur leysa fil muassasatir rasmiye. Hakikaten çok güçlü duruyor ya üstadım ya. Maşallah ya. Naam, hiçbir şekilde moral bozukluğu yok ya. Ve bize bile güç veriyor. At-tagayyur hada tagayyur leysa fil mawaqif'ir rasmiye. Yani bu batıdaki bu duruş resmi makamların duruşu değil. Tagayyur akbar min zalik. Tagayyur fil va'i'ş şa'bi. Yani şu anda yaşanan hadiselerle birlikte Batı kamuoyunda çok güçlü bir kamuoyu bilinci oluştu. وتحديدًا الشباب. Özellikle de gençler arasında. الآن نحن نرصد حجم التغير الهائل. كانوا سابقًا يرون أن إسرائيل ضحية وأنها دولة ديمقراطية تعيش وسط ديكتاتوريات وأنهم يتعرضون للإرهاب من جانب العرب ومن جانب الفلسطينيين. الآن لا. صاروا يشاهدون أن الذي يمارس الإرهاب هؤلاء الإسرائيليون وأنهم يقتلون الأطفال بشكل جنوني ويقتلون النساء بشكل جنوني طيب لماذا نؤيد هؤلاء القتلة؟ لأول مرة أوروبا كلها شبابها تحديدا عبر تمردوا على حكوماتهم وتمردوا على وسائل الإعلام التي تتحكم فيها المافيات اليهودية واللوبيات اليهودية Yakın geçmişe kadar Avrupa'nın algısı şuydu, İsrail mazlum, etrafını çevrelemiş diktatörlükle yönetilen Arap ülkeleri, yani bunlar evet, arasında evet. Adeta kurban olacak bir ülke konumunda evet. Görülüyordu, böyle değerlendiriliyordu. Gariban zavallı gibi, kimsesiz gibi ve teröre karşı mücadele eden bir güç olarak tanımlanıyordu İsrail. Ancak bu yaşanan hadiselerden sonra, yani Aksa Tufanı ile birlikte, bütün dünya kamuoyu gerçek teröristin kim olduğunu gördü. Yani böyle cinnet haliyle adeta çocukların katledilmesini, cinnet haliyle kadınların katledilmesini bunlara tanık oldu, şahit oldu. Ve Avrupa kamuoyu, özellikle de gençler, kendi ülkelerinin resmi makamlarına, idarecilerine karşı isyan bayrağı açtılar. Ve gerçek teröristin ve gerçek masum olanın kim olduğu gün yüzüne çıktı Aksa tufanıyla. هناك مسألة مهمة جدا. هذا التغيير يعني في المزاج والرأي العام الغربي لدى الشباب قد لا يؤدي إلى إيقاف الحرب في غزة الآن. لكنه سيؤدي إلى إبعاد إسرائيل عن التأثير وعن التحكم الموجود في الغرب.
وخلال خمس سنوات سترى أن إسرائيل ضعفت جدا جدا في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. أسفي أستاذي لم أركز في الكلام من البداية لو سمحت. نعم أقول أن هذا التغيير في الرأي العام لدى الشباب تحديدا قد لا يؤدي إلى وقف الحرب الآن في قطاع غزة. طبعاً باتي خاموندكي بو görüş farklılığı görüşlerin değişmesi ve şu anki duruşları Filistin'de Gazze'de yaşanan savaşı durdurmak için yeterli olmayabilir. لكنه سيؤدي بالتأكيد بعد عدة سنوات من ثلاثة إلى خمس سنوات إلى تغيير سياسي حقيقي في الدول الغربية. Ancak önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde mutlak surette Batı ülkelerinde bu konuya dair yani Filistin davasına bakış açısı itibariyle mutlak surette olumlu değişimler yaşanacak. ولن تعود إسرائيل مسيطرة كما كان الوضع سابقا. Yani İsrail asla bundan sonra eskiden olduğu gibi zorba bir güç olamayacaktır. للأسف أن الوضع الرأي العام في الدول الغربية أفضل كثير من الرأي العام في بعض الدول العربية التي لم تسمح لشعوبها أن تعبر عن موقفها المؤيد للشعب الفلسطيني. Yani tabii Batı ülkelerinin Batı kamuoyunun duruşu şu an Doğu blokundaki yani işte İslam ülkeleri diye tanımlayabileceğimiz ülkelerdeki kamuoyunun duruşundan elbette farklı oldu. Zira bu ülkelerdeki yöneticilerin Filistin davasını destekleyecek eylemler, çıkışlar organize etmesine müsaade etmedikleri de ortada. Bu münasebetle Batı ülkelerindeki kamuoyu İslam ülkelerindeki kamuoyundan çok daha güçlü bir duruş ortaya koydu. Evet, tabii ben İslam devletlerini de soruyorum. Yani Müslümanız diye gezen fakat sesleri çıkmayan İslam ülkelerini de soruyorum. Bulden İslamiye yani keyfi taalluk. Bir kırgınlıkları var mı mesela? موقفها متقدم على كثير من الدول العربية. موقف البلدان الإسلامية موقفها شعبيا ورسميا متقدم على بعض الدول العربية الأساسية. يعني إذا يعني هل تسمح بمستوى من الصراحة مثلا؟ بعد قليل لو سمحت أترجم وأنقل yani şöyle halkı Müslüman olan hatta yöneticileri de Müslüman olan diye tanımlanan bazı ülkelerin doğrusu yani gerek halk olarak gerek efendime söyleyeyim yönetici olarak Arap ülkelerinin bazı Arap ülkelerinin yöneticilerinin ve halklarının önünde bir duruş sergilediklerini itiraf etmeliyim. Evet. Yani burada bir ayrım yapıyorum. Nedir yaptığım ayrım? Halkı Müslüman olan yöneticiler ve kendileri Müslüman olan ve halkı Müslüman olan yöneticiler derken Arap ülkelerini şöyle bir kenara çekip onlar için ayrı bir konum belirliyorum. Yani هناك موقف مختلف للبلدان العرب. نعم. هناك بعض البلدان أعلنت تأييدها الكامل مثل قطر مثل الكويت. Yani Katar gibi, Kuveyt gibi bazı Arap ülkeleri var ki doğrudan doğruya direnişe destek ilan ettiler. Lakin kesir ve neyse kalil min eddüvel arabiyye a'lanat enneha şibih muhayyide. Bima'na enneha lem tetekellem ve lem tesmah lijnil cemahir en tehruj litte'bir an ra'yiha. Ama bazıları belki de pek çoğu yani ne halkların gösteri yapmasına izin verdiler ne ağızlarına açıp bir kelam ettiler adeta kınamadılar bile görmezden. Hada yani enha zayıf jiddan. La urid an aqul kelime ukhra. Hada yani enha zayıf jiddan jiddan ve enha khaifa min al mawaqif allati yumkin an tu'linaha al shu'ub iza kharaju li ta'yid al sha'b al filistini. Tabii yani bu ülkeler zayıf çok zayıf ülkeler. Yani bunlar direnişi olan desteklerini ilan etmekten korkan bunu dillendiremeyecek olan ülkeler. Evet. Burası tabii kötü bir nokta ya Müslümanların bu hali ama ben burada vaktimizi şey yapıyorum. Şöyle tabii biraz Kudüs'ü konuşalım istiyordum ama Kudüs'ü biraz ya Kudüs'ün İslam alemi için ne kadar önemli olduğunu biz çocukluğumuzdan beri Türkiye'de yani laikmiş ifade edilen bir ülkede bilirken niye diğer İslam ülkelerinde Kudüs'ün önemi anlatılamıyor, anlaşılamıyor? Binisbeli Türkiye... Bunu yani niye görüyorlar yani? Binisbeli şab, nahnu tararana ve nahnu keburna ke şab Türkiye, Türkiye şab Türkiye. Tararana bi muhabbetel Kudüs ve bi marifet ehemmiyetel Kudüs binisbeli muslimin. Alla rağmen min hada, yani fil buldan el-ukhra,
لماذا ما استقر في أذهان وفي قلوب الشعوب أهمية القدس الشريف والمسجد الأقصى؟ لا لا، يوجد استقرار كبير جدا في نفوس الشعوب العربية، عندهم حالة إجماع على التضامن مع فلسطين ومع قضيتها. Aslında halkların gönüllerinde, kalplerinde yani Kudüs, baskıdan dolayı mı öyle oluyor ki? Yüce kahır siyasi. Bir şey var. Evet, evet, anlıyorum. Yani bir sevgi var, muhabbet var, bilgi var, bilinç var. Fakat siyasi baskıdan ötürü bunu ortaya koyamama var. Ama bizim ders kitaplarımızda bile Kudüs var yani. Fi Türkiye, fi kutub dirase, fi kutub el medrese mevcud yani. Hatta fi dual arabiye setecid miatil kutub. Yani ana muarrih ve katib ve indi aşaratil kutub. Yani a'rif miatil kutub illeti ullifet ve kutibet. La ahad minhum yuayyid hukumetahu fi mevkifiha min Filistin. Yani benim de ben tarihçiyim, yazarım, onlarca kitabım var bu sahada yazdığım. Arap ülkelerinde de pek çok kitap bulursunuz. Fakat yani bu insanların içlerindeki o Kudüs sevgisini, Aksa sevgisini yöneticilerine karşı olan çekincelerinden dolayı, korkularından dolayı ifade edemediklerini görüyoruz. Hadir hukumat tehaf iza qil innaha yani mesela tuadi eş-şa'b el-filistini enha لا تساند القضية الفلسطينية. تخاف جدا من هذه الكلمة. الحكومات تخاف. الحكومات تخاف من أن يقال عنها إنها لا تساعد الشعب الفلسطيني وأنها لا تخدم القضية الفلسطينية. حتى وهي متورطة، هي حليفة لإسرائيل، لكنها تخاف من كلمة أنها صديقة لإسرائيل. يعني إسرائيل اتفاق halinde olan Arap ülkelerinin yöneticileri bile kendileri hakkında halklarının yani bizim yöneticimiz Kudüs davasına destek vermiyor, İşte Kudüs davasında bizi yalnız bırakıyor demelerinden çekiniyorlar. Evet, böyle bir korkuları da var. Bence çok önemli bir noktaya işaret ediyor ama bir de Lübnan'ı sormak istiyorum. Yani her soruyu rahatça sorabilirsinize sığınarak soruyorum. Biraz bizim burada Konya'da korkumuz, önümüzdeki dönemde savaşın bir Lübnan'a da sıçrayabileceği endişesini yaşıyoruz. Bir bölgesel savaş oluşabileceği. Bu konuda ne düşünüyor? Onu da yani merak ediyorum. Yani Lübnan'a kalak ala keyf kul ala ittisal harb على حدود لبنان في الأيام القادمة ونخاف من هذا. بيروت çünkü bir şey oldu geçen, suikast oldu. هناك ama direnişin çok önemli bir ismi şehit edildi. نعم استشهد الشيخ صالح العروري. الشيخ صالح العروري. الله يرحمه الله. رحمه الله. جنت وصل. إيه رأيك يعني؟ طيب شوف خلونا نجعل الأمر نعيده إلى أساساته. Yani işi şimdi şey yapalım, temeline döndürelim isterseniz. Evet. طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين فإن المنطقة ستظل مشتعلة. Yani temelinde şu var meselenin, İsrail orada şu an işgal ettiği topraklarda kaldığı sürece o topraklar her zaman yanmaya mahkum. İsrail, zaman savaş olmaya yani. İsrail hiye sebebil fawda, hiye sebeb el-ittirab ve kullil meşakil fil mantıka. إذا بحثت ستجد أن إسرائيل لها علاقة بهذه المشكلة. يعني bölgede meydana gelen herhangi bir olayda, kaosta, anarşide, terörde, savaşta kaldırın bakın altını, altından İsrail çıkacaktır. إسرائيل تعيش على الخوف وهي لا تشعر بالاطمئنان إلا إذا ازداد خوفها. Yani İsrail korkuyla yaşıyor ve korkularını artırmadıkça da kendi kendine huzur bulmuyor. Evet. Korkuyor. Korkuyu artırıyor. Ama korkuyu da artırıyor. Evet, evet. إذا أنت لاحظت الآن إسرائيل موجودة في مكان صغير. يعني فلسطين مساحتها صغيرة جدا يعني 27,000 كيلومتر مربع. 27,000. 27,000 كيلومتر مربع. 27,000 كيلومتر kare bir alanı kapsıyor Filistin toprakları. Yani İsrail bu topraklar üzerinde işgalci konumunda. Aslında bakarsanız çok büyük bir alan yok ortada. Hadi mesaha sığira. Mesaha sığira. الآن لا يوجد حولها أي صديق نهائيا. كلهم عرب ومسلمون ومسيحيون ولا يوجد يهودي واحد حولهم. Yani çevresine bakın, İsrail topraklarında, yani İsrail işgal ettiği topraklarda, yerleşik olduğu topraklarda çevresine bakın. Etrafında ne bir Yahudi dostu var, ne bir Hristiyan ülke var. Arap ülkeleri var, Müslüman ülkeleri var. هؤلاء اليهود ليسوا جزءا من المنطقة. يعني هم لا يعرفون لغة المنطقة ونحن لا نعرف لغتهم وهم أصلا أجانب جاءوا من دول كثيرة في العالم ليس عندهم ثقافة وليس عندهم تاريخ في هذه المنطقة. يعني onlar bölgenin yabancısı. Onlar bizim dilimizi bilmez, biz onların dilini bilmeyiz. Onların
tarihi bir kökleri yok o topraklar içerisinde. Onlar yaşadıkları topraklara dünyanın dört bir tarafından toplanarak geldiler yani. عندهم شعور داخلي بأن الجميع يرفضهم ولا يريدهم. Onların içlerinde yerleşik olan bir his var, bir duygu var. Hiç kimse onları istemiyor. Bütün herkes onları reddediyor duygusu var. وبالتالي يجب عليهم أن يكونوا أقوياء ومخيفين حتى يظلوا أحياء ويبقوا على قيد الحياة. İşte bundan dolayı kendilerine şunu salık veriyorlar. Şunu kendilerine tavsiye ediyorlar kendi kendilerine. Bizim yaşayabilmemiz için, hayatta kalabilmemiz için güçlü olmamız lazım ve çevremizi korkutmamız lazım. هذا يعني أن إسرائيل ستعتدي على لبنان وستعتدي بعد ذلك على مصر وستعتدي على سوريا وستعتدي على الأردن وستعتدي على السعودية وعلى العراق. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى ذلك لكي تشعر بالخوف لكي تحمي نفسها أكثر. Yani bu İsrail bu yapısıyla Lübnan'a, Mısır'a, Suriye'ye, Ürdün'e, Suudi Arabistan'a, Irak'a bütün bu saydığım yerlere saldırabilir. Her tarafa savaşı büyütebilir. Evet, büyütebilir. Programın sonuna geldik. Onu söyleyebilir misiniz? Ama şöyle ben yine de yönetmen arkadaşımdan Ali'den rica ederek şöyle bir son söyleyeceği kısaca belirtirse mesela Konyalı'ya ne mesaj vermek ister? Mesela Türkiye'ye evet. Ne mesaj vermek ister? Evet. Şöyle kısaca alabilirsem. Üstad-ı Kerim ke nihaye yani ahir risale fil niyetil bernameç ma hiye risaletikel ehem li şab Türkiye umumen ve şab medine Konya muhafaz Konya hususen. Ana Konya uhibbuha cidden. Ben Konya'yı çok seviyorum. Fiha amran يعني كونيا ده sizleri çok seviyor. كونيا تحبكم كثير. نعم أنا في عندي شغلتين أمران مهمان جدا أحبهما في كونيا. الأول. كونيا ده iki şey görüyorum. Bu sebeple çok seviyorum Konya'yı. الدولة السلجوقية. Selçuklu devletinin toprakları burası. لأنها دولة عندنا في الوعي العربي والوعي الإسلامي تمثل الجهاد. Yani Arap bilincine göre biz şöyle düşünürüz. Yani bu topraklarda Selçuklular yaşadılar. Ve biz Selçuklular denilince aklımıza cihat gelir. وكثيرون لا يعلمون أن يعني قبل الحروب الصليبية كان السلاجقة الأتراك هم حكام القدس قبل الحروب الصليبية. Çoğu bunu bilmez de Haçlı seferlerinden önce Kudüs'ün muhafızları yöneticileri Türklerdi. السلاجقة. السلاجقة نعم كانوا حكام القدس هاي معلومة الناس لا تعرفها يعني. قبل insanların çoğu bunu bilmiyorlar. قبل الحروب الصليبية بعامين فقط يعني. Yani Haçlı seferleri başlamadan 2 yıl öncesine kadar Kudüs Selçuklular. أخذوها من الفاطميين. الفاطميين aldılar. الأمر الثاني أن فيها قمة روحية وهذه قمة مولانا جلال الدين الرومي. Ve burada çok manevi bir atmosfer var Konya'da. سيرته تغذي أرواحنا. Yani bu ruhani atmosferin de Mevlana Celaleddin Rumi'den neşet ettiğini düşünüyorum. Yani böyle ruhları besleyen bir manevi atmosfer var burada. وأمر ثالث في كونيا أنها تشبه فلسطين. المدن الفلسطينية أنا عندما تجولت في كونيا القديمة وبعض هذا كأنني أمر في طرقات القدس ونابلس وغزة وهذا كأنها فلسطينية. Konya'ya karşı olan özel sevgimin nedenlerinden birisi de şu. Ben Konya sokaklarında caddelerinde dolaştığım zaman kendimi Kudüs'ün Nablus'un sokaklarında dolaşıyor gibi hissediyorum. Fiziki olarak, coğrafi olarak da Filistin'e Kudüs sokaklarına çok benziyor. Ve şa'b Konya kulluhu yuhaddisuni an Filistin. Ya'rif an Filistin ekser minni. Ve Konya halkının pek çoğu Kudüs'ü konuşuyorlar. Kudüs'ü neredeyse bizden daha çok biliyorlar diyeceğim. O kadar seviyorlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve böylece tamamlıyoruz. İyi ki geldi. Allah razı olsun. Ve şerraftun Medine tana. Helal olsun. Tabii yayıncı arkadaşlarımdan da özür dileyerek bu süreci uzatmış oldum. Doktor Usame El Aşgar sevgili seyirciler, İslam tarihi uzmanı ve Kudüs tarihçisi konuğumuzdu. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Ve bize Zalih Zeki Keş hocam tercümanlık yaptı. Hocam sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar görüşürüz diyoruz. Yayında yapım demeye geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yarın akşam Murat Canıtez hocam var. Tabii ekonomiyi konuşacağız. Yarın görüşebilmek dileğimizle. Cumanız mübarek olsun. Hoşçakalınız.